normal bir vize başvurusu yaptığımızda Amerikan konsolosluğuna ve o vize red aldığı zaman bu bizim başka vuracağımız, başvuru yapacağımız vizelerimizi etkiler mi? Örnek olarak da diyelim c vizesine başvuru yaptım ama red verdiler. E ben şimdi turist vizesine başvuru yapsam alabilir miyim diye bir soruyla gelmiş durumdalar. Şimdi benim cevabım şu olsun. Aslında hani çok etkiler demek yanlış olur. Yani hem Sorun cevabı şu olabilir. Hem etkile, etkileyebilir hem etkilemeyebilir. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğu kişiler her vize başvurusu yaptıklarında ne amaçla yaptıklarına bakıyor olacak. Dolayısıyla senin amacın değişebilir. Planların değişebilir. Ve bu çok gayet doğal. Sen her vize başvurusu yaptığında daha önceki vizenin red aldığından ziyade sen niye o vizeye başvuru yapıyorsun A bakıyor olacak konsolosluk. Dolayısıyla farz edelim work and travel programından dolayı C1 vizesi başvurusu yaptın ve red verdiler. Olabilir. Yeterli görmemiş olabilirler seni. Türkiye'deki bağlarını güçlü görmemiş olabilirler. Ve ondan sonra aylar sonra sen bu sefer öğrenci vizesine başvuru yaptın. Şimdi C1 vizesine yaptığın başvurudan red alman olumsuz cevap alacağın anlamına gelmez kesinlikle. Çünkü bu sefer F1 vizesi başvurusuna gittiğin zaman önce görevli o F1 vizesi başvurusu yaparken senin kriterin yeterliliğine bakacak. Dolayısıyla etkiler demek çok yani yanlış olabilir. O yüzden ama etkilemez de diyemeyiz ki %100. Ama şu anlama gelecek. Etkileyebileceği tek nokta şu olabilir. Görevlisi sorabilir bunu. Ha sen zamanında Ceyvan işte vizesine başvurmuşsun. İşte niye? O zaman siz de açıklama yapıyor olacaksınız. Niye daha önceki vizeye başvurduğunuzu, neden o zaman ihtiyaç duyduğunuzu. Yani dolayısıyla evet öyle bir imkan vardı. Değerlendirdim ama olmadı. Ben eğitime devam ettim. Şimdi başka bir fırsatı değerlendiriyorum. Bu çok doğal bir şey. Önemli olan nokta unutmayın. Bu tip Ceyvan tarzı vizeler, çalışma vizeleri, turist vizesi, eğitim vizeleri bunların hepsinde Amerikan konsolosu baktığı bir nokta var. İster yani sonuçta birinde red veriyorsa aslında amacı hepsinde de red verebilir size. Çünkü sizin Türkiye'deki bağlarınıza bakacağı için sen istediğin vize türüyle git zaten vermeyecek o vizeyi sana. Yeterli görmüyorsa seni. Hani senin daha önce 3 kez alıp, alıp almamana çok bakmayacak. Ama senin o an başvuru yaptığı koşullarının neden değiştiğini. Sen önceden mesela biri turist lisesine başvuru, başvuru alamıyor. Hemen ertesi gün yine başvuruyor. Hemen başvuruyor. Koşulların değişmesi lazım. Dolayısıyla kalkıp 6-7 ay 8 ay sonra başvurduğunda bu sefer konsolosluk ne değişti diye bakabilir. Dolayısıyla 6 ay önce uygun olmayabilir onun için turist lisesi. Ama şu an uygun olabilir. Bence yaklaşımı olacak. Dolayısıyla bence yapılacakları şu önemli olan nokta bu değerli genç arkadaşlarımızın Önemli olan doğru başvurularını yapsınlar, uygun bir şekilde yapsınlar. Ve bunu uygun şekilde, doğru şekilde yapılırsa vizeyi alamamaları için bir sebep yok. Ha vizeyi alamıyorsalar hangi vize türüyle gitseler de gene almayacaklar demektir. Önemli olan nokta o hangi koşul Sen daha iyi biliyorsun diye tahmin ediyorum. Çünkü sen işlerin içindesin hani work and travel'ın Türkiye'den buraya gelecekleri ayağındasın. Tahmin edebiliyorum. Herkes ilk başvurusunda alamıyor bazen değil mi? Bir başvuruyor öğrenci ilk yılında vermiyorlar Ceyvan'ı work and travel'a. 2. yıl bir daha deniyor. Alıyor bu sefer. Yani hatta böyle bize espri yapanlar oluyor. Ya ben üç kez denedim aldım Ayhan Bey. Ondan sonra geldim diyorlar mesela. Dolayısıyla hani red almış ya da alamamak bu anlama gelmiyor. Bence fırsatınız varken değerlendirin ve doğru başvuru yapın derim. Şimdi bu şu an canlı ortak yaptığımız Work and Travel ekibi gerçekten pozitif çalışmalar yapıyor. Biz kendilerini uzun süredir tanıyoruz zaten. Dolayısıyla hani işi bilen size de düzgün neyle karşı karşıya kalacağınızı anlatacak organizasyonlarla işinizi yaparsanız sağlama bağlamış olursunuz. Benim hani bu noktada onlara vereceğim cevap bu olacak.